Buradaki u'lu olan ifadeler bizim x argümanlarımız oluyor. Yani u0,4 dediğimiz zaman aslında burada ilgili x değerini fonksiyonda yerine yazarak y değerini bulmuş oluyoruz. Buna göre takip edelim. u0 dediğimizde burada 4'müş. u1 dediğimizde 4'ü alıp fonksiyonu yazdığımızda 5'e gitmiş. Dolayısıyla 5 olacaktır. u2 dediğimizde 5 2'ye gitmiş. u3 dediğimizde 2 1'e gitmiş. u4 dediğimizde de 1 4'e gitmiş. Dolayısıyla döngüsel olarak, periyodik olarak bu şekilde gidiyor. Bu şekilde kapattığımızda tekrar 4 5 2 1 sırasıyla takip edecek. 0'da 4 oldu. 4'te 4 oldu. Yani 4 ilave ettiğimizde yine 4 çıkıyor. Buna göre 0. indiste 4. 8. 12. indiste de 4 çıkacak. 12'den sonra 13. ve 14. dediğimizde sonucumuz 2 olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.